Öncelikle hoş geldiniz bir İstanbul Konferansı'na. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Evet, ben Arçelik'te çalışıyorum. İş analizi departmanı yöneticisiyim. Ar-Ge süreçlerine bakan bir birimde çalışıyorum. Peki konferanstan genel olarak beklentiniz nedir? Teması ile ilgili yapacağınız bir yorum var mı? Genel olarak ne değişti örneğin? Sizin açınızdan değerlendirirseniz. Ya, bizim açımızdan Arçelik olarak biz kendi tarafımızda bir iş analizi sürecini devreye alma ve tekrardan gözden geçirme sürecini başlattık Arçelik içerisinde. Dolayısıyla bu konferansta da bu alanda ne tür gelişmelerin olduğunu yakından takip ederek bunları iş yerine, iş ortamımıza yansıtmayı düşünüyoruz. Peki değerlendirdiğiniz zaman nasıl bir değişiklik var? Geçmişe dönük baktığınız zaman iş analizinde nasıl bir evrim oldu diyebilirsiniz? Ya, sonuçta daha çok müşteri odaklı olmak ve ihtiyaçların daha doğru belirlenmesine yönelik süreci iyileştirecek çeşitli teknikleri kullanarak elde edileceği bir süreç tanımlaması var. Dolayısıyla önemsemediğimiz bir konuydu Arçelik olarak. Çok daha detaylı bir şekilde bu konuyu hani biraz daha detaylandırarak süreçleri iyileştirmeyi düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Merhaba. Ben de Arçelik'te çalışıyorum iş analisti olarak. Buradaki beklentilerimiz aslında şöyle özetleyebilirim. Yeni trendlere sahip olmak. Dünyada neler oluyor, çevremizde neler oluyor. Biraz onlardan haberdar olmak için buradayız. Çok da güzel başladı, iyi başladı. Öğleden sonrayı bekliyoruz. Daha diğer oturumları bekliyoruz. Belki o zaman daha net bir kafamıza çerçeve oluşur. Peki siz kendi açınızdan düşündüğünüzde sizde neler evrildi süreçte? Yeni teknolojilerle birlikte rolünüz nasıl evrildi diyebilirsiniz? Yani bu kişisel olarak mı? Şöyle bizim iş analizi olarak Türkiye'de artık hani 10 bin çalışana ulaşmış bir CV olduğunu Pınar Hanım söylemişti. Yani ve bu sektörün gelişeceğine dair bir kanı var bizde. Ama bir süre sonra ya yöneticiliğe ya da başka rollere kayıyor. Bunu nasıl uzatabiliriz'in cevapları aslında bizim de kafamızda. Hani bir süre sonra gerçekten bu rolün şirketler tarafından daha uzun soluklu nasıl değerlendirilebileceğine dair sorular var. Onların cevaplarıyla hani aslında zihnimiz uğraşıyor şu an. Biraz öyle. Teşekkür ederim. Keyifli konferanslar.